Merhabalar. Bu haftaki programımız öteki nedir? Ötekilik üzerine olacak. Geçen hafta söylemiştik. Ötekiliğin nasıl inşa edildiği ya da ötekinin temsil alanlarına daha çok. Çünkü çok derin bir mevzu. Açtıkça başka katmanları olacak da bir konu olacağından. Mümkün mertebe ötekinin inşası ile ilgili biraz konuştuktan sonra temsil alanlarına, bizdeki örneklerine, bir de Batı edebiyatında ya da diğer uzak doğu edebiyatında örnekler varsa bunlara girmeye çalışacağız. Tabii öncelikle benim inşası için bir ötekinin de olması gerekiyor. Yani daha doğrusu şöyle, ben kameraya konuşayım, affedersiniz, geçtik. Yani ötekiyi inşa etmek için önce kendinin, yani ya da milliyetçilik söyleminde diyelim, bir bizi, büyük bizi, ulusal şeyi, şuuru, milli şuuru, pardon, Anthony Smith'in dediği gibi milli şuuru, secereyi oluşturmak için bir başkasının tarif edilmesi gerekir. Yani dolayısıyla o milli secere kendini neye göre konumlandırıyor? Bir tanesi işte geçmiş, tarih, işte dil üzerinde kurduğu değerler üzerinden okuyarak getiriyor. Ama asıl kendi modern tanımını sanki başkası üzerinden, başkasındaki ötekiyle, yani ötekiyi şimdi kullanmayalım, başka diyelim, kendisinden farklı olandan hareketle kendi milli seceresinden bir milli şuur oluşturma, oradan kendine bir projeksiyon yapma, oradan bir kalkışma, ulusal anlatısını, fikriyatını, mefkuresini, bütün bunlar üzerinden oluşturabilmesi için ötekinin de tanımlı, en az kendisi kadar tanımlı olması gerekir. Bunu yaparken, ötekiyi inşa ederken hangi sosyolojik argümanlara yaslanır ya da psikolojik diyelim, çünkü orada şeyi göreceğiz, yani bir süre sonra, biraz sonra şeyi konuştuğumuzda, işte Adorno'nun o otoriteryen kişilik kitabında, Frankfurt Okulu'nun o niteliksel ideoloji incelemeleri yaptığında, bu uzunca bir çalışmadır, binlerce denek üzerinde yapılan çalışmalarda ötekinin nasıl inşa edildiğini, psikodinamik alanının nasıl olduğunu falan görürüz. Yani sadece sosyolojik bir şey üzerinden gitmez bu. Yani ya da milliyetçi bir şuur üzerinden gitmez. Onun başka ayaklarını da görürüz. Nedir onlar? İşte başta bir dış ve iç grup oluşturma, bir ikili söylem üzerinden, yani bir taraftan kötülerken diğer taraftan da hani onun olumlu yanında görerek kendini tamamen o nefret söylemi içerisinde olmadan ya da o karşıdakinin öteki olduğunu hissettirmediğini düşünme algısını yaratmak. Yani biraz toparlarsam, diyelim ki işte klişe diyor Adorno oraya. Klişe çok daraltıcı bir anlamda söylersek konfordur. Yani birileri için kafanı çok yormazsın, bir meseleye fazla kafanı takmazsın. Klişe sana yardımcı olur, onu söylersin ve geçersin. Nedir bu klişeler? İşte çok çok rastladığımız şeylerden bir tanesi. İşte diyelim ki Yahudiler için üretilen klişelere baktığımızda, Almanya örneğinde bu deneklerde geçen şey, işte onların ikiyüzlülüğü, Yahudilerin ikiyüzlülüğü, para canlısı olmaları, şehvetli olmaları, bir sürü şey okunur. Yüklenir. Ama bütün bunları yüklemelerine rağmen, diyelim ki yani dış gruba karşı denek bunu kullandıktan sonra ama deyip bir iyi yandan da bahsetmeye başlar. Oradan biraz işte o seni tenzih ederim cümlesi ya da ama faşizmi diyelim, ama ile başlayan her cümlenin aslında ötekileştirmenin de dili olduğunu görmeye başlarız. Ben Yahudileri çok severim ama para konusunda hariç. Tam da böyle bir denekte bir tanesinin böyle bir cümlesi var. Yani işte Yahudileri çok severim, bilimde çok iyiler, çok filozoflar, şular bular, ama para konusuna gelince
Böyle işte hemen ötekileştirme başlıyor. Tabii bu Avrupa örneğinde, burada şimdi Türkiye örneğinde ise bundan çok daha feci cümleler var. Yani Zizek Yugoslavya dağılmazdan öncesinin, yani Bosna katliamından önce şundan bahseder. Trajediden Komediye kitabında der ki birden baktık ki işte bir Slav, bir Hırvat ve bir Bosnalı, üçünün bir araya geldiği fıkralar azalmaya başlar. Tıpkı tsunami öncesi gibi suyun geri çekilmesi. Eğer fıkralarda komedi unsuru olarak kullandığınız özneler ayrılmaya, konuşulmamaya başlanılıyorsa, fıkralarda azalan bu özne başka bir şeyin işaretidir. Yani böyle okuyabiliriz. Nedir o? İşte o nefret söyleminin, ırkçılığın, ötekileştirme, artık ötekileştirmem çok daha masum kalıyor burada. Yani öteki ne ki? Yani öteki ne ki? Bir şey değil artık. Burada daha son aşaması olan, daha çünkü öteki çekinik bir şekilde ifade ettiğimiz bir şey gibi. Kendimizi tanımlarken onu da tanımadığımız bir şey gibi. Nefrette ise böyle bir şey değil. Nefrette direkt o objeye, o özneye, o nesneye neyse oraya, o ülkeye, o ülküye, o mefkureye karşı yönelmiş bir şey var. Ötekileştirme de değil o. Nefret ve onunla izole etme, enterne etme var. Burada bence büyük harfle, yani ö ve ö, küçük ö ve büyük ö. Ben mesela yazarken other, yani İngilizcesi, büyük O ve küçük O ile yapıyorum. Aynı şekilde tabii. Türkiye'de de yapılabilir. Çünkü bir öteki hakikaten dediğin gibi felsefe geleneğinde var zaten. Sen kendini ancak karşı tarafa yansıtarak bulabiliyorsun. Öz denilen şey ya da ben denilen şey. Çünkü sen o karşılaştırmayı yapamazsan kendini tanımazsın ya da kendin oluşamaz. O tamamen felsefi bir şey. Ve yani Anaximander'dan tut Hegel'e kadar çok geniş bir alanı var ve ya, ben birazdan daha detaylı anlatacağım ama senin bahsettiğin farklı bir ötekileştirme. O dediğin gibi içinde ırkçılık var, dediğin gibi nefret söylemi, kadın, yani eşcinsel, zenci, cinsiyet, vesaire, cinselleştirme, evet. Her türlü bir hani biz ve onlar ve o biz ve onlarda ister istemez evet nefret kusma da var. Aynı zamanda kendini onları aşağılayarak yukarı çıkartma da var. Dolayısıyla iki ötekiyi ayırmak lazım bence. Evet. Yani evet. Ayırmak lazım. Peki, ben şeye gidebilir miyim biraz? Yani çok sen aslında işin özüne damardan girdin ama hakikaten ben öteki mevhumunun kelimesinin nereden çıktığına bakıyordum. Ve günümüzde yani o öteki anlamında kullanılan oper kelimesinden geliyor. Ve o oper 5500 yıl önce aşağı yukarı çıkmış. Ve dediğim gibi Anaximander gibi filozoflar antik Yunan'da bir absolut bütünlüğü anlamaya çalışırken ötekini yaratmışlar. Çünkü absolut bütünlüğün bir parçası mıyım değil miyim ancak karşıtlık olursa anlaşılabilir. Öbür türlü her şey bir bütün ve o bütünün içinde yok olup gidersin. Dolayısıyla ancak öteki varsa sen varsın denklemi ortaya çıkıyor. O yüzden mesela bence Levinas öteki üzerine en derince düşünmüş. Hegel tamam aslında işin kuralını kurmuş ve her şey Hegel'in Kant'a karşı çıkmasıyla ortaya çıkmış. Ve Hegel'in de o usta çırak ya da master slave, köle ve efendi. Efendi diyalektiği çok önemlidir. Onları asla küçümsemiyorum. Onlar olmasaydı belki 20. yüzyıldaki bu filozoflar olmazdı. Ama ya da felsefeler olmazdı. Ama Levinas'ın lafı çok önemli. Levinas diyor ki... Ötekinin yüzü mü? Ötekinin yüzü. Felsefe büyük bir ihtimalle ötekinin yüzüyle başladı. Ve bu bence çok manidar bir şey. Ötekinin yüzü seni ve aslında o özü yaratıyor. Öz öteki olmadan olamaz diyor mesela Levinas. Ve aynı zamanda şunu ekliyor. Antkunu diye bir kitabı vardır kendi aramızda. Ancak ben ötekiyi ben öldürebilirim.
Yani cinayet aslında ötekiyle başlıyor aynı zamanda. Bütün bunlar birbirinin içine girmiş kavramlar. Birazcık daha açabiliriz ve edebiyattan örnekler verebiliriz. Çünkü edebiyatta işte sen konuşacaksın Conrad'den vesaire. Postkolonyal edebiyat zaten tamamen öteki üzerine kurulu. Ve itiraf edeyim ki ben işte bu konuda doktora yaparken master derslerinde de son 20 yıldır moda konulardan birisi olduğu için bu postkolonyal kolonyalizm. Ya bir tarafta her teksti postkolonyal biçimde okumak biraz sıkıcılaştı. Yani bir şeyin çok fazla olması tepki yaratıyor tabii ama ki. Dönem ama dönem böyle köşeler vardır. O teoriler gelir. O döneme böyle yansır. Tabii. Galiba geçen 15-20 yıldır da bu kolonyal söylem analizleri falan yani damgasını işte vurdu yani. Edward Said'lerden yani bütün bunlar çok önemli ve olması gerekiyor. Asla küçümsemiyorum. Hatta ben ilk başta bunları keşfedince benim için Shakespeare'in dediği gibi cesur yeni dünya, birdenbire yeni bir dünya doğmuştu. Çünkü yani bütün gelenek boyunca ki ben Batı daha çok hani Avrupa ve Amerikan edebiyatı üzerine eğitim aldım. Bütün yani yüzyıllar boyunca neredeyse 1950'lere 60'lara kadar bu insanlar yoktu. Bu insanlar bir karaltı olarak, bir yokluk olarak görünmeyen adları bile geçmiyordu. Birdenbire kadınlar ortaya çıktı ve kadınların nasıl yok görülmesinden aslında var olduğu. Bir taraftan değişik ırklar çıktı. Burada biz Afrikalıyı da koyabiliriz, Amerika'daki zenciyi de koyabiliriz, Türkiye'de Kürt'ü de koyabiliriz ya da işte Osmanlı'da, Uzak Doğu'daki mesela Kore'yi koyabiliriz. Yani olmayan milletler, olmayan insanlar edebiyattan bir şekilde seslerini duyurmaya başladılar bu teoriler sayesinde. Dolayısıyla asla küçümsemiyorum, sadece benimkisi birazcık şeydi. Yani 15 yıldır bu bölümlerde maruz kalmak, okuyorum. Maruz birazcık kalmak. Evet yani bununla birlikte tabii ki şey de var. Diğer ötekiler eşcinsel edebiyatı. Çünkü o da tabii görünmeyen bir şeydi ve hani Oscar Wilde'ın A Love That Not Dare Speak Its Name yani adını telaffuz etmeye cesaret edemeyen aşk. Eşcinsel edebiyat ve onun queer theory denilen gay teorisi de ortaya çıktı. Bunlar paralel tabii ki. Çünkü hepsi öteki. Bir şekilde diyebiliriz ki aslında akademik olarak konuşacaksak. Yani bu Spivaklarla, Homi Babalarla i̇şte, 60'lardan itibaren çıktı. İyi bir şey. Yani diyelim ki Türkiye'de Kürtler öteki ama Kürtlerin sosyolojik bir grup olması onların kendilerini tanımlama, itiraz etme, konuşma, bunu sağlayabiliyor ama diyelim ki eşcinseller çok daha mikro hani mikro düzeyde bir bizde temsil ama Batı'da o yüzden konuşamıyoruz yani oraya gelemiyoruz değil mi yani mesele ya bir tanesi de bu. Dolayısıyla o zaman yani şöyle yani bazı etniklikle tahkim edilen yani onunla sağlamlaştırılan alanlar sesini daha çok duyulabiliyor ama ötekinin ötekisi olan yani daha ne diyelim yeni kimlikler daha doğrusu yani bunlar da birer kimlik değil mi? Yani sadece insanın sosyolojik kimliği bir tane kimliği yok. İşte eşcinsel kimliği var. İşte ait olduğu mensup olduğu etnisiteden gelen bir din kimliği var. Din var. Yani bir sürü kimliği var. Agamben'in o hani Müslüman mesela. Evet, o yani kendi sektinin der, içinde mesela, bile ötekileştirme her zaman yani, oluyor. Evet en feci yerde Auschwitz'te bile o ötekileştirmeyi görmüştük değil mi? Öyle. Peki tabii bütün bunlar olurken de siyasal modernlik ötekiyi ve ilişkiye de bir anlam kazandırıyor. Nedir? Yani bizim kendimizi daha tanımlı ve değerli kılmak adına ötekiyle olan yurttaşlık ilişkimiz, işte siyasal modernlik dediğim şey, vatandaşlık üretiminin nasıl sağlandığı önemli. Yani işte erdem orada başlıyor. Yani ötekini ile ilişkini yurttaşlık kültürü üzerinden işte mensubiyeti oluşturabiliyorsan bulunduğun topraklarda işte o zaman o öteki bir cehennem olmaktan kurtuluyor. Sartre'ın lafıydı değil mi? O evet. Neydi? No Exit oyununun tam son cümlesidir. Diyelim, cehennem ötekidir. Cehennem ötekidir. Şimdi dolayısıyla
bu tanımlar hani buradan böyle bir olgusal olarak bunlardan konuşmuş olabiliriz. Buradan şuraya sürükleyebilir miyiz? Yani bunların örnekleri nelerdir mesela? Edebiyatta, sırf edebiyatta söylemiyorum. Mesela bana çok tuhaf gelmiştir Edward Said'in şarkıyatçılık kitabının Türkiye'de bu kadar sevilmiş olması. Yani ve anlaşılmamış olması gibi geliyor bana. Yani bu kadar nefes söyleminin olduğu tuhaf bir ülkede bu denli kendi içerisinde kendinden daha değersiz, hatta mağdun, değer altı gördüğü bir sürü alanın olduğu bir yerde. Bu kitap tuhaf bir şekilde hem çok okunuyor ama hem de anlaşılmamış gibi geliyor bana. Burada... Ama işte burada sence öyle değil mi? Teori ve pratik arasında her zaman uçurumlar oluyor. Yani mesela bir ötekiden bahsedecek olursak, kadın meselesinde bütün sivil toplum örgütleri bas bas bağırıyor. %10.000 arttı kadına karşı şiddet diye. Evet. Kadınla ilgili pek çok şey yazılıyor, çiziliyor. Ama kadını öteki olarak okumayı bir tarafa bırak. Ya da hani bu kitabın diyelim popülerliği. Ama hani bunlar okunuyor ya da belki telaffuz ediliyor. Televizyon programlarında senin benim gibi insanlar çıkıp konuşuyor. Ama sokağa indiğinde... mahalleye indiğinde o kadın orada dövülüyor. Sığınınca bulunuyor, boğazı kesiliyor bir şekilde ya da bıçak saplanıyor. Yani dolayısıyla bu ne yazık ki biraz teoride hepsi, edebiyat böyle uçuşuyor, kalıyor. İşte şey o, yani sen şimdi Sıtkım Sıyrıldı dedin ya, hani hoş sen bu cümleyi kullanamazsın. Türkçeyi Sıtkım Sıyrıldı biliyor musunuz? O kadar da diyebiliyorum tabii ki. Arasında böyle yapacağım sana çünkü. Şimdi tam da, bir gün gelecek ben sana yapacağım. Tamam, tam da olur tabii. Yani sen işte bu kadınlar meselesini söyleyince benim aklım Spivak'a gitti. Ve Spivak şeyden bahseder. Yani bu yine evet, yani Sıtkın Sıyrıldı olan şey işte bu kolonyal söylemler meselesi. Yani beyaz insanın kahverengili kadınları kahverengili kocalarından kurtarmaya gelmesi hikayesi. Yani o esmer kadınlar diyor, kahverengiler diyebiliriz. Ben mesela yani özellikle Hindistan'da ve o bölgede çocukluğumu geçirmiş bir insan olarak o edebiyatın içine nasıl işlediğini, o beyaz erdemli, yakışıklı subayların, erkeklerin gelip işte fakir, cahil, dünyayı görmemiş zavallı yerlileri nasıl işte doğru dini buldurma konusunda eğitimi, İngilizce öğretmesi vesaire. Yani bütün kültür bunun üzerine kurulmuş yüzyıllarca. Dolayısıyla tam da Spivak'tan çıkması bu söylemin hiç şaşırtıcı değil. Tabii şaşırtıcı değil. Tabii şimdi yani her zaman sömürgecilikte fethedilecek yer dişidir. Yani o bir kadın gibi algılanır ve öyle orası fethedilir. Yani Afrika dişileştirme. Mesela ne kadar Afrika edebiyatta ne kadar kadındır. Evet, evet. Hatta Black Venus, Kara Venus diye bir kitap vardır bununla ilgili. Hani şimdi dedin mesela Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreği romanında Kongo Nehri'nin üzerinden geçerken yine o Afrikalı kadının o çok arzulu, arzu nesnesi gibi, o ateşli kadın gibi anlatması, hani bu tipik işte dişileştirme, ondan sonra belki beyaz insanın bir arzusu da değil yani. Onun beyaz insana kaçtırmış bir arzu gibi de algılayabiliriz. Bu değişiyor zaman zaman. Şimdi eğer dışarıdan bir sömürgeci, yani dış bir sömürgeden geliyorsa kendisinin de arzusu olabiliyor bu. Ama klasik bir sömürge değil, kendi için kendisiyle beraber yaşayan bir bölge ise diyelim ve daha hani öteki bir başka bir halksa, bunu birazdan örnekleyeceğim, orada bu arzu başka bir şekilde dile geliyor, başka bir şekilde kadınsallaştırılıyor, erkeği karaltı gibi anlatılıyor, o kadının kocasının ismi olmayı veriyor, sadece kadına ilişkin o dişileştirme ve cinsiyetleştirme. Uşaksa işte zenci ise sadakat ve onuru beraber. İşte başka ne örnekler vardı aklıma, onları belki şey yapabilirim. Mesela bir taraftan işte bu ikili motifler üzerinden yürütme meselesi. Yani bir tanesi de şey, mesela bu
seyahatnameler yani özellikle seyyahların yazdığı şeyler. Mesela bu bir sömürge söylemi de değil hani. Ama her bir kitap bir diğer kitapta çoğaltılıyor. Yeniden çoğaltılıyor. Aynı değil. Bu Binbir Gece'de de vardır. Bir sürü böyle gider tamam mı? Yani orada bile vardır. Evet yani böyle çoğaltılır ve orada işte Fettan Kadın tamam mı? Ondan sonra işte nasıl diyelim mesela işte şark kadını yani şark kadını bir taraftan hem melek hem şeytan tamam mı? Hem çekici hem itici hem pespaye hem zarif hem işte çok kirli bir taraftan çok hamam düşkünü. Böyle ikilemelerle anlatılır yani bir şekilde böyle bir kadın tipi çizilir. Özellikle şark kadını için bu, doğu kadını için. Ya burada bir örnek cinsiyetleştirme işte bir evet. Örnek tabii. Mesela benim 1900'lü yıllar en ilgimi çeken yani edebiyat olarak da sanat olarak da yani 1800'lerden 1900'lerin başına kadar ki o son dönemi Belle Epoque Avrupa'nın altın çağı olarak düşünülür. Ama pek çok teorisyenin de söylediği gibi o altın çağ aşağıdaki işte kömür fabrikalarındaki iskelete dönüşen insanlar ve çocuklar üzerine inşa edilmiştir. O başka hikaye. Yani o ötekileri çok konuşmayız. Hı hı. Üste inşa edilen muhteşem kültürler, müzikler, operalar falan görürüz. Evet, evet. O başka ama özellikle 19. yüzyılda biliyorsun İstanbul'a çok fazla seyyah gelmiş ya da işte yazar gelmiş. Bunlardan iki tanesi Gérard de Nerval ki Türkiye'de çok bilinir okunur. Ve Doğuya yolculuk ve onun öğrencisi ve onun hayranı ki benim asıl yazarım Théophile Gautier. Théophile Gautier'in yanılmıyorsam 1860'larda. Yani mutlaka oku, onu inanılmazdır. Tamam, onu bilmiyorum. Ama bak, nerede olabiliyor? 1866 idi yanılmıyorsam. Konstantinopli zaten kitabın ismi. Konstantiniye. Konstantinopli'nde mesela belli insanların nasıl ötekileştirdiğini çok somut bir şekilde görürsün. Mesela kadın imgesi Pierre Loti'de falan da vardır az ziyadede. Aynen dediğin gibi bir taraftan harem 500 yıl boyunca yani Osmanlı İmparatorluğu boyunca Batı'nın fantazisine en çok kömür eklemiş, en çok körüklemiş şeylerden bir tanesidir. Çünkü bilinmeyen olduğu için her zaman orada bir heyecan unsuru ve en çok satan kitaplarda mesela Vatek falan gibi romanlarda işte Doğu despotu, korkunç karanlık ama bir taraftan işte haremlerde binlerce kadın var. Tam böyle dediğim gibi fantazi üretim makinesine dönüşmüş. Gautier'de de mesela kadından başka şey ötekisini görüyorsun. Yahudiler. Yahudi mahallesine dolaşırken İstanbul'da onlardan böyle pis hayvan olarak bahsediyor. Ve birdenbire şey düşünüyorsun. Sanki İkinci Dünya Savaşı'nda bu ırkçılık Avrupa'nın pek çok ülkesinde sadece Almanya değil yani sadece Naziler suçlu değil de onu da belirtelim. Birdenbire antisemitizm böyle gökten zembille inmedi. Düşün ki yani 1850'lerde 60'larda bile Yahudilere dair nasıl böyle bir nefret söylemi vardı ve Benedik tacirini hatırlayalım. Tabii Shakespeare'de. Shakespeare'in çok önemli. Asıl çünkü orada görürsün yani yine Yahudiler işte tabii. O yargılama sürecini. Tabii. Evet. Ya orada evet para ile ilgili falan. Tabii. Ama asıl Shakespeare'de ben üstüne bu biraz sıkıldım dedim ama şeyle ilgili makale bile yazmıştım. Fırtına oyunu ki bence Shakespeare'in en son oyunlarından bir tanesidir ve en iyi oyunlarından bir tanesidir. Can Yücel çevirdi bizde ama Can Yücel yeniden yarattı. Muhteşem çok da güzel yarattı. Evet. Ama Fırtına'da Caliban vardır. Ve Caliban yani ötekinin yani tam böyle vücut bulmuş. Evet, evet. Bedenleşmiş. Bedenleşmiş hali. Çünkü o Caliban bir taraftan hayvanidir. Bir taraftan o adadaki zarif Prospero ve kızı Miranda'nın tam zıttıdır. Çünkü onlar böyle eğitimlidir. Onlar dışarıdan gelmiştir ama o adalıdır. Ve o pistir. O tecavüz etmek ister Miranda'ya. O ne kadar öğretirsen, ne kadar verirsen almaz. Dolayısıyla evet en eskiye dair yani Shakespeare 1600'lerde bile bayağı derin bir kolonyal söylemi yerleştirmiş metninin içine. Evet. Sen mesela ben Türk edebiyatını senin kadar bilmiyorum. Türk edebiyatından ne örnek verebilirsin? Evet.
senin sevdiğin bir romancı var. Ya öyle demiştin bir konuşmamızda. Olamaz. Benim sevdiğim romancıyı bana karşı mı kullanacaksın şimdi? Onu öldüreyim mi yani şimdi? Biraz öyle yapayım. olamaz mı yani? Sevdiğim bir romancıyı öldüremez miyim şimdi? Mümkün mü? Zaten Roland Barthes biliyorsun. Evet. Yazarın ölümünden bahseder. Öldür hadi. Aslında bir başka konu olarak hani onu yani birazdan vereceğim örnek aslında bir başka programda tek başına müstakilen bir program olmasını istediğim, arzu ettiğim bir şey. Bunu şimdi sana söyleyeyim. Yani bu Türk Edebiyatı'nda azınlıklar ve de ya da azınlık demeyeyim bir de Kürtler, işte ötekiler nasıl işlermiş? Böyle bir öyle bir program yaparsak orada biraz daha bunu detaylı anlatmış olacağız ama ben senin çok sevdiğin demeyeyim, sevdiğin romancılardan Refik Halit Karay'ın Yezid'in Kızı adlı romanından bir şey aktarmak istiyorum. Bu 1939'da yazılmış bir roman. Tabii bu arada bu konuda bu şiddet alanı olarak temsilde bunu yazan Zeynep Zeyno'ya buradan bir selam gönderelim. Şimdi bu romanda şöyle bir bölüm var. Gazi'nin eski silah arkadaşı olan Monşer Hikmet Ali, Zeli'yi ilk olarak Marsilya kıyılarında bindiği bir geminin güvertesinde görür. Zeli Kürt kızı. Zeli Kürt kızı. Yani Marsilya'da bir geminin güvertesinde gördüğü Kürt kızı. İlkin Zeli'nin Avrupalı endamı ve adabı, örneğin beyaz uzun tuvaleti, şampanya içme ve sigara yakma tarzı etkiler yazarı. Yazarı değil herhalde. Evet o yani buradaki roman kişi, romancı bu araya giriyor Zeynep yani ben, bunu yani, söylüyor. Karayı evet. Kurtarmaya çalışıyorum burada. evet. Belki baş evet. Karakteri ırkçıdır. Yalnız diyor kadının aniden yanına yaklaşan iri, acayip uzun kapkara sakallı bilinmeyen türde siyah bir cübbe ve şalvar giymiş bir adam. Bilinmeyen türde bir şalvar giymiş. Yani hangi bilmesi gerekiyor bütün şalvarların kime ait olduğunu. Bu bir tanımsız. Tabii ki Avrupa'yı evet. Böyle tanımsız tuvaletli bu. Kadının tam zıttı. Oysa yani hani şarkiyatçılık var, şu var, bu var, bir sürü şey var. O doğulların tanımlıdır elbiseleri yani bilinir onlar tamam mı? Bu tanımsız. Bir adam Şeyh Şemun'la Kürtçe konuşmaya başlaması Monşer'in karşı cinse yönelik sıradan ilgisini vatanperver bir ajanprestlik ile karışık bir sömürgeci fanteziye dönüştürür. Şimdi teşekkür ederim Metin. Burada şudur tamam mı? Evet bu Zeynep'in şeyi oradan alıntı yaptım. Şimdi burada şey önemli. Bir kere işte bu Avrupalı endamlı görünen Zeli'nin Kürt olmaya yakıştırılmamış olması. Bu kadar şampanyayı bilmesi, sigara içmesi, vücut dili, bedenini kullanması. Ama yanındaki bu karaltı gibi duran adam ne? Aman Allah'ım bu. Ama bizimkisi arzulu değil kadına karşı. Vatanperver biri. Onun düzeltilmesi lazım. Kurtarılması. Kurtarılması lazım oradan. Spivak'ı hatırlayalım. Esmer kadınları esmer kocalarından ya da esmer arkadaşlarından veya sevgililerinden kurtarmamız gerekiyor. Fethedilmesi gereken bir dişi var orada. Fethedilecektir o. Çünkü erkeğin fethedilmesi çok şey değil. Ona ya kadınsılık yüklersin ya başka bir şeye dönüşür o. Ya da ona eşcinsel bir tarih yüklersin. Ne der? İşte Avrupa'dan mesela Akdeniz'in daha çok eşcinsel olduğunu düşünür. Değil mi Avrupalılar? Yani zaten işte Yunan Roma ve Yunan eşcinseldir. Doğuya gittikçe azalır. Orta Doğu'da da vardır. Sonra doğuya gittikçe azalır gibi şey yapılır ama buradan başlar yani. Sanki eşcinselin tarihi olur. Neyse bu başka bir mesele ama. Özellikle hani. Pakistan, Hindistan. Orada da vardır. Hindistan uzak doğuda yoktur uzak gibi. Doğuda, yoktur gibi uzak de. Doğuda da çok var. Sanki Avrupalı şeyde benim okudum. Neyse benim yanlış okumam olabilir. Belki yok, orada, ben orada katlanarak artar Tayland falan. Ama düşün. Hani mediteryen bir şey hani böyle. Yani sanki işte bu Roma ve Yunan şeyi. Neyse o başka bir konu. Oraya. Bu keşfedilecek, kurtarılacak kadın imgesi sürekli karşımıza çıkar. Yani bu dolayısıyla
Bu arada kadın senin, tam böyle öteki ama şey ötekisi. Tabii. Batılı tarafından evet. aslında devşirilip doğru kimliğini bulması, aidiyetini bulması gereken bir obje aslında. Aynen öyle. Subje de değil, obje tamamen. Objeleştiriliyor kadın orada. Yani işte Arjantin'den geliyor, şu oluyor, bu oluyor, bir süre eğitimi falan ama yani o sonuçta bizim o bunu gören Monşer'e aşık olacaktır sonuçta. Başka yolu yok yani. Hani böyle bağlanması lazım. Niye? Çünkü 1939 işte ulusal anlatı aslında biraz oraya gelmek lazım. Murat Belge'nin o büyük ulusal anlatıyı inşa ederken işte cumhuriyetin kurulmasıyla beraber işte zaten Türk romanı daha çok cılız. İşte Namık Kemaller'den şuraya 39'a geldiğimizde kaç yıl yani çok bir şey değil. Dolayısıyla geçen programlarımızın birinde konuşmuştuk. Bilmiyorum aklımda kalan şey. Bir nevi dil bir ulusal aygıt aynı zamanda bütün sosyolojik katmanları da içinde eriten bir tarih parçasının da parçasına da dönüşü veriyor. Hani Ricker söyledi ya hani Auschwitz'in en iyi anlatıcıları romancılar olacak diye. Sanki Cumhuriyet'in de kurucu temel şeyi işte tabii önce şiirdi. Çünkü şiir o T.S. Eliot'un söylediği gibi en ulusal olan şey. Dolayısıyla ayrıştırıcı olan şey. Dolayısıyla şiir ötekileştiren bir şey aynı zamanda. Yani çünkü bir dil dolayısıyla çok daha müstakil bir yerden yani kendine has bir yerden konuşulduğu için dil ayrıştıran bir şey. Yani öteki demeyeyim affedersin. Ayrıştıran bir şey. Ya beni diğerinden, başkadan ayıran şey şiir. Roman için bunu çok diyebilir miyiz bilmiyorum. Roman daha çok başka bir şeyleri yani olanaklı, başka şeyleri inşa etmede olanaklı bir şey. Metinler arasılıktır, şudur budur. Dolayısıyla böyle bütün bunların hepsi işte Cumhuriyet'in hizmetinde romanlar gibi. Cumhuriyet dönemi romanları bunlar zaten. Yani ya isyan zamanında yazılmış romanlar diyelim birkaçı, isyan günlerinde aşk diyelim öyle. İşte o dönemler yazılmış romanlar, işte hangi isyanlar? Kürt isyanlarının olduğu dönemlerde yazılan romanlara baktığınızda yine aynı şeyleri görüyoruz. Yine fethedilen kadınlar, işte Halide Edip Adıvar'ın Zeynun'un oğlu romanı, Mükerrem Kamil Su, Refikat Karay, ondan sonra... Gerçi Refikat Karay kendisi bir ötekileştirilmiş ve ülkeden tecrit edilmiş bir adam olduğu için evet. bilmiyorum yani tabii ki bu örneği ben okumadım kitabı o yüzden konuşmak evet. istemem ama o kendisi başka bir öteki olmuş. O, olabilir ama büyük milli şuurun büyük şeyine eklenirsen artık öteki olmaktan kurtuluyorsun yani. Ya bir bu... de Metin bak hakikaten şunu hatırlatmak gerekiyor. Bazen yani mesela bu insanların genel eserlerine bakınca ya da genel söylemlerine bakınca ırkçı ya da sömürgeci ya da hani ötekileştiren belki kişiler değiller. Ama bu zihniyet o kadar böyle tuhaf bir şekilde insanın kanına giriyor ki ne yazık ki. Farkında olmadan bile bir ötekileştirme durumu oluyor. Yani mesela benim annem babam çocukluğumdan beri bana hep şey derdi Türkiye'de de zaten onların jenerasyonu böyle. Biz de hani Türk, Kürt, İşte Alevi, Sunni vesaire bunlar konuşulmazdı. Yoktur. Bu böyle bir şey yoktu. Çünkü büyük bir kimlik vardır. Onun etrafında toplanmış olmak yeterlidir. Dolayısıyla evet. bunlara bu tür mikro aidiyetlere ihtiyaç yoktur. Evet. Çünkü büyük biraz bu ama olanaklı olan şey ne? İşte bize modern siyasal alan bütün bu tanımları yapmamıza olanak tanıyor. Yani sırf maruz kalındığı için değil. Aslında temel şey işte eşitlik ve yurttaşlık hakları bunların elde edilmemesi bir takım kimliklerin daha çok konuşulmasına, bağıra bağıra gelmesine neden oluyor. Yani çok daha başka bir konu bu konuyu sonra belki konuşuruz. Hani ulusalcılık başka bir şey, milliyetçi diskur bunlar ayrı meseleler. Çok, ama hani ötekiye dönelim istersen. Ötekiye çünkü evet orada kalmakta fayda var. Ben ötekinin de ötekisinden biraz bahsetmek istiyorum. Malum sen de çok sevdiğim bir kitap bu Kristeva'nın
Power Before. Evet, şiddetin gücü. Adlı kitabı. Şimdi bu kitap hakikaten bu bana göre mağdun ya da işte ötekinin ötekisi dediğim şeyin, tam anlamıyla şeyin kavramını bir şekilde orada yaratıyor. Daha önce dediğim gibi mesela Hegel bir absolü bütünden bahsediyor. Bütün bu filozoflar farkındaysan Hegel üzerine kuruluyor. Ki demin sen bahsettiğiniz Sartre bile ötekilik üzerine çok yazmıştır o Being and Nothingness kitabında. Ama kimileri der ki Simone de Beauvoir ikinci cinsiyet ya da ikinci seks adlı kitabı bu ötekilikte yine Hegel üzerine kurup kadının aslında tam bir öteki ve adamı kadın üzerinden yorumlar. Yani Hegel nasıl beni ya da o özneyi, özü ötekiye yansıtarak yaratıyorsa ve ötekisiz ben olmuyorsa Simone de Beauvoir da aynı şekilde yapıyor. Hatta Sartre'ın Simone de Beauvoir'dan bu ötekilik mevzularını aldığı söylenir. Neyse. Kristeva ama tam dediğim gibi o daha da uç noktaya gidiyor. Çünkü abje denilen, abject ya da mağdun tam da en altta, en aşağılık, en değer altı, ya. En küçümsenen, en pis ve arada bir yerde olandır. Yani mağdun mesela vücut sıvıları, kan, çiş vesaire bu tür şeylerin alanındadır. Çünkü bizim iğrendiğimiz, bizim içimizde olan ama bir taraftan da bizim korktuğumuz şeylerdir. Dolayısıyla onun alanında abje, benim mesela üstüne çalıştığım pek çok roman kahramanı, son birkaç senedir üstüne çalıştığım konular bunlar. Batı'nın meşhur canavarları aslında hepsi de abjektir, hepsi de mağdundur ve hepsi de ötekidir. Curling kitabı mıydı? Sana verdiğim kitap neydi o ismi? O canavarlar meselesi. Tabii yazarı unuttum. Kearney, pardon. Evet, biraz aslında yani ötekinin de sosyolojik canavarların da yine bu ötekiler içerisinde nasıl sosyolojik olarak nasıl kurulduğunu falan biraz aslında konuşabiliriz. O da yani canavarlar bence evet. Yani o aslında senin demin bahsettiğin gibi bu ulusal kimlik ve ötekilik başlı başına bir konu olduğu gibi canavarlar ya, da başlı evet, başına belki bir konu. Ama şunu çok kısaca söyleyeyim. Her toplumun canavarlara ihtiyacı vardır. Çünkü her canavar aslında toplumun korkularını, anksiyetelerini, bir şekilde ürktükleri şeylerin yansımasıdır. Biz canavarları kendimiz yaratıyoruz. Canavarlara ihtiyacımız da var. Çünkü onlara bir Girard'ın dediği gibi ya bir günah keçisi haline getirip tevcit ediyoruz, açıyoruz, atıyoruz. Ya da canavarları yaratıp onlar kötü, bütün kötülükleri onları yükleyip kendimizi daha iyi hissediyoruz. Çünkü canavarlar sayesinde aslında biz korkularımızı başka bir tarafa akıtarak daha rahat sağlatıyoruz kendimizi. Biraz kendi evlerimizde o Freud'un dediği gibi unheimlich, uncanny, onları oraya yükleyerek kendi evlerimize rahatça oturabiliyoruz. Canavarlar sayesinde aslında rahatız. Canavarlar olmasa, onları o kadar çok şey yüklemesek, her birimizin içinde bir canavar olduğunu, potansiyel kötülük yattığını, Bataille hep der ya kötülük üzerine çok yazmıştır. O kötülük bir yere yansıtılmazsa, bir ötekileştirilmezse, her zaman potansiyel bir içte dışarı çıkacak bir canavar yatar der. Dolayısıyla evet canavarlarımıza da ihtiyacımız var. Bu arada ben hep edebiyattan ve politik söylemlerden bahsettik ama sen demin konuşurken bu özellikle kolonyal söylemde aklıma Gauguin'in resimleri geldi. Gauguin'in evet. Resimleri. Çünkü biliyorsun Tahiti'ye gidiyor. Çok çalışır öyle işçi kadınlar şeyler. Yerli kadınlar. Yerli kadınlar. yerli. Evet o hatırlıyorum o kız figürleri falan. Bir tane bir resim kadın vardır. Hatta onu da gösteririz programda bilmeyenler hangisini? Görsünler. Şimdi resimde şöyle bir kadın yatakta yarı çıplak bir şekilde uzanıyordur. Yüzüstü. Yok, uzanıyor. Yüzü açık.
Yarım böyle dönük. Onu mu söylüyorsun? Benim ya birkaç tane kadın fazla var. Evet, tamam. Birkaç tane kadın var ama bu resimde benim düşündüğüm resmi onu bulup göstermek istiyorum. Köşede bir put gibi, bir heykel gibi bir adam durur. Ve o tamamen böyle fallik erkek söylemin ve biraz da o kızın yüzünde bir endişe, bir korku beyaz vardır. Beyaz mı bu erkek? Erkek tam beyaz değil. Ama sorun şurada zaten. Kızın bakışında biraz sonra tecavüze uğramadı, yani tecavüze uğrayacak ya da elde edilecek bir kız endişe gibi durur. Ha. Bir endişe vardır. Endişe var. Ve sanat tarihçileri mesela özellikle Gauguin'in bu hani beyaz adam ve yerli gitti, kız. Yerli kız meselesi üzerine çok yazmış, onu çizmişlerdir. Şey yaptı, evet. Yani bu sanki resimde bu kolonyal söylemin çok resim olarak en net örneklerinden bir tanesidir. Çünkü o kız bir taraftan beyaz adam tarafından sanki kurtarılacak gibi. Onun yatağı, normalde yerlerin yatağı yok. Yerlerin evet. Yerde hasır üstünde çulları var, şey var. Yatıyorlar. Dolayısıyla adamın mekanındadır, adamın dünyasındadır. Ama bir taraftan da endişe duyuyordur. Ama sanki Gauguin'in o resmi kızın tarafından değil. Endişesini görüyorsun ama bir taraftan da sanki böyle hani evet erkeğine kavuşacak falan gibi bir durum var. Ki ben hani biyografik eleştiriden haz etmiyorum daha önce de söylediğim gibi. Ama Gauguin'in de genelde yaptığı ve genel söylemi de birazcık bununla örtüşüyor. Van Gogh'la ayrıştığı noktalardan bir tanesi. Evet. Bunu düşünmemiştim. Gauguin'i hani az çok birkaç resmini görmüştüm müzelerde ama bunu bilmiyorum. Buna ben de bakacağım. Yani dolayısıyla bu hani hem kolonyal beyaz Hristiyan erkek ya da imparatorluklardaki güçlü adam, ipi elinde tutan adam her zaman bir öteki yaratıyor ve ötekileri ne yazık ki bu ulusal söylemde hegelyen bir şekilde ya da işte Parmenides falan gibi filozofların söylediği gibi ötekilerimize biz kutsamalıyız, ötekilerimiz sayesinde biz varızdan çok uzak. Evet. Tam tersine o demin bahsettiğim mağdun, canavar ya da senin demin bahsettiğin gibi kurtarılmaya muhtaç varlıklar olarak karşımıza çıkıyorlar ötekiler. Evet. İşte mesela Cumhuriyet'in de ilk döneminde böyle bir aydınlanmacı yani aydınlanmacılığı önemserim. Yani bunu asla şey yapmam. Ama hani bunun ülkenin kendi siyasal ya daha doğrusu ideolojik parçası, ideolojisinin bir parçası, yani Cumhuriyet ideolojisinin bir parçasına dönüşmesinde karşılaştığımız şeyler olarak söyleyebiliriz ki mesela işte Doğu işte hep bir medeniyet götürülmesi gereken, medeniyet götürülmesi gereken yer. Yani bu da bir tuhaf bir şekilde bir başka işte ötekileştirme söylemi. Yani Doğu'da bir medeniyet yokmuş gibi davranmak ve oraya bir medeniyet götürmek işte. Vardır öyle kitaplar. 1945'li yıllara kadar Doğu'daki birçok, Doğu üzerine yazılan birçok kitap ya valiler tarafından veya o dönemi orada gitmiş işte bazı öğretmenler tarafından yazılan kitaplar. İşte 45'ten sonra başlıyor işte oradaki Kürt asıllı insanların kendi toplumları üzerine yazdığı yazılar, romanlar, anılar işte bunlarla onların kendi hikayelerini kendileri söylemesi başlıyor. Sivas valisi Ebubekir Hazım Tepeyran'ın mesela kitabı var. İyi niyetli bir şeydir ve orada yapılanlara çok üzülür falan. Bunlar iyi metinler ama daha sonra yani yerli halkın kendi çocukları da kendi kitaplarını yazmaya başlayınca işin öyle olmadığını görürüz. Böyle bir şey. Hatta orada bir de sıkıştırıvereyim bu araya giderayak. Mesela Elazığ'a Sıdıka Avar diye bir misyoner kadın gelir. Görevi işte Bingöl, Dersim'deki Alevi kızların tamam mı? Olgunlaştırma enstitülerinde eğitip onları medeniyete kazandırmaktır. Bunlardan bir tanesi benim çok yakın bir akrabam maruz kalmış bir kızlardan biridir. Tamam mı? O eğitim almıştır. Gelmiştir. Böyle bir kendi özel şeyinde de bunu söyleyeyim. Ben burada bitirmiş olayım. Sen konuyu kapat. Kapatayım. Öteki meselesi gördüğünüz üzere çok derin ve uzun bir mevzu. Ve
aslında her toplumda, ne yazık ki her toplumun kendi ötekileri var. Bunlar bazen yaratılıyor, bazen bir şekilde üretiliyor. Bazen de kendi içlerinden bir günah keçisi olarak ortalığa savruluyor. Ben bu programı Bernstein diye bir edebiyat kuramcısı var. Onunla kapatmak istiyorum. O diyor ki, ötekiler toplumlarda her ne kadar periferide, dışarıda bir yerde dursa da her zaman merkezde olmak durumundadır. Çünkü ötekiler bir şekilde sembolik olarak merkeze yerleştirilmek durumunda. Yani biz onları ne kadar itersek itelim, her zaman canavarlarımız, ötekilerimiz bir şekilde geri gelecektir. Dolayısıyla öteki konusu sonsuz bir konu ve her zaman karşımıza çıkacak bir konu. Ama burada kapatmak zorundayız. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler. Thank you.